Şimdi lastiği değiştiririm. Bundan başka araban var mı? Yok. Hani babamdan çok mal kalmıştı avukat amca? Çok kaldı. Bir daha saysana, hoşuma gidiyor. Hadi, neden saymıyorsun? Say bir daha be avukat amca. Vallahi hoşuma gidiyor. Gazino. Gazino. Luna Park. Luna Park. Dönme dolabı da var tabii. Var. Saysana, hepsini say. Bir sürü yarış atı. Eşek yok mu? Yok. Niye? Otele atladın. Unuttun mu sandınız? Otel de var tabii. Pişmaniyeci dükkanı yok mu? Baban ufak işlerle uğraşmazdı. O büyük iş adamıydı. İş dedin de aklıma çişim geldi. Amma da sıkışmışım be. Dur bir dakika, çişimi edip geleyim. Bu haşlamanın teki be. Budalanın daniskası. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Bu kerizi muhtarın önüne sürersek bunu gazoz gibi içer. Anlamadığım dalga şu, bu herif Susta Kazım'ı nasıl haşat etti? Ben de çözemedim davayı Hamdi. Ama işi bu herifle götürmek zorundayız. İşin raconunu buna artık sen öğretecek. Ne diyorsun avukat? Kemal bu kafayla kabadayılığın içine eder. Ettim ağabey. Rahatladım. Oh, dünya varmış. İşte babanın köşkü. Bundan sonra burada kalacaksın. Amma büyük be. Ana ne güzel. Kurtarın beni, köpek geliyor. İnşallah kendi başını yersin. Pantolonum köpekte kaldı ya. Baba, babacığım, babamın ruhu geldi galiba. Baba, babacığım. Akıldayım! Karşıya bak be, karşıya bak, karşıya. Koskoca papağanı görmüyor musun? Merhaba. Niye şaşırdın be? Ben seni kuş sanmıştım ağabey. Ben kuş değilim. Haklısın, ben kuşum. Ne o Kemal, hemen de Ziya ile arkadaş olmuşsun. Konuşuyor bu. Babanın en iyi dostuydu bu papağan. Çok severdi bu kuşu. Babam da bunun gibi kuş muydu? Yok canım, bizim gibi insandı. Peki öyleyse, bu kuşla nasıl arkadaş oldu? Ona insan gibi konuşmayı öğretti. Peki, bana konuşmayı kim öğretti? Babam tabii. Hayır, kabul etmiyor. Neden yavrum? Bir kere kuş benden daha iyi konuşuyor. Her bir boku da biliyor. Bok sensin. Bak sana diyor. Hadi yürü. Ah. Ne haber Ziya? Yeni patronumuzu beğendin mi? Hayır. Gel bakayım omuzuma, gel. Durum nasıl abi? Bu herifte ne kafa var ne de yürek, işimiz zor. Sen bunu ne kadar çabuk rendelersen o kadar çabuk rahatlarız. Hı. Bu hiçbir kalıba gelmez. Silahı görünce kaçar. Silah havasına girme. Sanki ticaretin usulüymüş gibi racon kesmeyi öğreteceğiz ona. Anladım.
Kemal muhtardan babasının mirasını gayet rahat, hiçbir şeyden uyuz olmadan isteyecek. Tamam mı? Tamam, tamam. Yani biz piyasaya sahte bir kabadayı atacağız, ya bu dümenimizi yerler parsiyi toplarız, yahut da Kemal'i babasının yanına gömerler. Şimdiden Allah abi denilsin! Çok konuşma Ziya! Ay Allah! Abi! Hadi yürü! Ah! Gülmesene ulan, tereyağı! Ben de yürümeyi öğren! Ulan ben şimdi senin ağzını aç... Dur oğlum, kuşa mı uyuyacaksın? O da kuşsa kuşluğunu bilsin canım! Hep aklımı karıştırıyor! Sen ona uyma! Şimdi bak... Ben kapıdan girip nasıl fiyakama basarak yürüyeceğim. Bak, dikkat et! Gelme lan, yer kalmadı artık, gelme! Ne korkuyorsun? Sana iyilik yapıyoruz. Hadi, şimdi sen yap. Poz atmayı unutma. Peki abi, iyi poz atarım. Hadi, göster kendini! Allah Allah! Ulan kafamı kızdırma, pişirir yerim sana! Bırak şimdi, biz dersimize bakalım. Otur şuraya. Ben şimdi senim, sen de muhtarsın. Ben şimdi muhtar mıyım? Evet. Hangi mahallenin muhtarıyım? Ulan çıldırtma beni! Niye sinirleniyorsun ya? Ben muhtar olmam arkadaş, ben gene ben olacağım. Otur oğlum şuraya. Şakadan! Ha şaka! Şaka, şakadan canım! Şaka! Anladım canım, evet! Beni şimdi adım adım takip et! Olur! Nasıl takip ettim ama? Berbat! Ulan eşol eşek! Kemal! Papağana boş ver! Ben sana göstermem ulan! Otur şuraya! Yerinden de kalkma! Gözün bende olsun! Kalk yerimden ulan! Kalkma ulan! Sana kalk dedim! Kalkma sakın! Aferin! Kalk diyorum ulan sana, kalk, kalk! Kalk! Ya bir karar verin ne olur! Ziya, kalkayım mı canım? Erkekse kaldırsın! Kalkmıyor mu lan? Ulan ben sana kalk deyince kalkacaksın! Kalk! Kalk! Şişt, yapma, bana bak! Ne olur yapma be! Çevirme, başım dönüyor! Kendine gel Hamdi! Kendine gel Hamdi diyorlar! Oh! Oh! Çok güzel oluyor ya! Vallahi! Abi, beni bir kere daha fırlatsana! Hadi anam! Hadi canım! Allah'ım, delireceğim ben! Allah Allah! Niye sinirlendi acaba? Şey, amca... istersen sen beni fırlat! Allah Allah! Yahu, beni fırlatacak kimse yok mu? Sabırlı olmamız lazım Hamdi! Ben bu işte yokum baba! Yoksa fıttıracağım! Beni dinlemiyor, kuşu dinliyor. Dinleyinceye kadar uğraşacağız, başka çare yok.
rolünü papağan gibi ezberleyecek Hamdi. Peki baba. Duruma artık iyice hakimiz. Karşımızda dikiş tutmaz Sabri var. Onu nasıl harcayacağız abi? Herif yedi bela. Evet anlıyorum. Çok zor ama bir biçimine getirip onu da harcayacağız. Paylar bundan sonra bize akacak. İşin kaymağını biz yiyeceğiz ayrı. Bu ne laballik avukat? Masama oturma hakkını kim verdi sana? Kalk oradan. Sen bu koltuğa hiç oturamazsın muhtar. Ya. Ben bileğimle bu koltuğu kaptım. Kafamı bozma, yoksa çok fena harcarım seni. Bu koltuğa fazla güvenme. Tavan mı basıyorsun lan? Bu koltuktan biraz sonra toz olacaksın. Babanın oğlu Kemal neredeyse bomba gibi buraya düşecek. Babanın oğlu mu atıyorsun? Evet, babanın öz be öz oğlu. İşte geliyor, iflahını kesecek. Ne yapayım? Yürü, muhtarı kaldır. Kalksana ulan babamın koltuğundan. Kalksana ulan babamın koltuğundan. Ne yapayım oğlum? Az şekerli bir kahve iste. Az şekerli bir kahve yap bakayım. Vazgeçtim kalsın. Hesap sor. Ne? Hesap sor. Ha. Babamın hesabını verin. Hepinizi pişmaniye gibi yerim. Kasa kimde? Bende abi. Kasayı buraya getirin. Getirmiyorlar. Silahını masaya koy. Kasayı getirin dedik. Muhtardan ateş iste. Yak. Ver lan şunu bana. Boğulacağım. Ayağımın dibine koyun bakayım. Patron bir şeye bozuldu, çabuk dışarıya çıkın! Çıkın, çıkın, çıkın! Niye kızdın patron? Eşal eşekler kasayı ayağımın üstüne koydular! Oh, dünya varmış be! Aç kasayı paraları görelim! Ne yapacağız bu durumda abi? Bırakıp gidecek miyiz avantayı bu herife? Sen ne gazel okuyorsun Hayri? Avanta bırakılır mı? Bunların hepsi benim. Babamdan kaldı. Kimseye verme. Ama ben gene de size birkaç kuruş vereceğim.
50'şer lira yeter size. Paraları çarçur etmek yok ama ha. Al. Al bakayım. Al. Taksitle televizyon alırsın. Sana da 100 lira. Çalışırsan, gözüme girersen... ...ileride haftalığını 150 lira yapabilirim. Yeter mi? Hadi, 50 lira daha zam yapayım da... ...yüzün gülsün, al bakayım. Sen de para beğenmiyorsun kardeşim. Parasız kaldı akıllan. Eşol eşek.